Evet, tüm gözler 16 Nisan'da yapılacak referanduma çevrilmiş durumda. Geri sayı başladı diyebiliriz. Tüm liderler, parti yetkilileri referandum için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu yönde de bir konuğumuz var sevgili izleyenler. TVNET ve Yeni Şafak ekipleri Türkiye'yi karış karış geziyor. Ama stüdyomuzda da yine bu süreçle ilgili konuklarımızı ağırlıyoruz. Adana Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çelikcan. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Evet, 16 Nisan'a yaklaştıkça esasında gerilim de biraz artıyor. Tabii ki biz huzur içinde, barış içinde bir referandum süreci geçirmeyi diliyoruz. İlk dileğimiz bu. Kutuplaşma, gerginlik olmasını istemiyoruz. Evet. Şimdi Adana Yüreğir'de de tabii ki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili halk belli bir noktada bilgilendirildi. Liderler, hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan, bunun dışında hayırı savunan liderler de işte halka bir şekilde tezlerini anlatmaya çalışıyorlar. Yüreğir'deki halkın nabzını tutmak istersek, şu an nasıl bir referandum süreci yaşanıyor? Nasıl bir genel havayı da siz bizlerle paylaşırsanız evet, seviniriz. Tabii ki sizin temennilerinize bizler de katılıyoruz. 16 Nisan huzur içerisinde kardeşlik, barışın hakim olduğu bir ortamda neticelensin. Sonuç ne çıkarsa çıksın, milli iradeye herkes saygı duysun istiyoruz. Tabii ki biz evet yönünde çalışıyoruz. Sadece Adana Yüreğir'de değil, Adana'nın diğer ilçelerine de gidiyorum. Adana merkezdeki tek AK Partili belediye başkanı olmam hasebiyle Ceyhan, Kozan, Adana'nın büyük ilçeleri, merkez ilçeleri dahil, yani Adana'nın genelinin nabzını tutuyoruz, görüyoruz. Özellikle gerek sosyal medya, gerek internet üzerinden, gerek yazılı basın, görsel basın üzerinde muhalefetin yapmış olduğu birçok algı operasyonunu sahada yüz yüze vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz ev toplantıları olsun, açık alan toplantılarında görebiliyoruz. Özellikle de tek adamlık, diktatörlük gibi sorularla karşılaşıyoruz. Kadınlarımızın genelde kafalarında bu soruları bizler de yüz yüze yanıtlamaya çalışıyoruz. Ya kadınların bu noktada daha çok soru işareti var. Erkeklerdense. Çünkü özellikle ev kadınlarımız üzerinde bir algı operasyonu var. İşte efendim padişahlık getiriliyor, tek adamlık, babadan oğula gibi söylemler var. Tabii bunu biz de bugünkü mevcut Cumhurbaşkanımızın görevleri ve getirilecek olan sisteminde neler değişiyor onu anlatmaya çalışıyoruz. Mevcut sistemde sorumsuz, sınırsız yetki tabiri caizse Cumhurbaşkanı'nda var. Cumhurbaşkanları isterlerse bu sistemle birçok krize sebebiyet verebilirler. Geçmişe baktığımızda bunun bariz örnekleri aynı partiden ve aynı düşüncede olan cumhurbaşkanlarıyla başbakanların krizlerini görebiliyoruz. Bunu anlatıyoruz çünkü çabuk unutan bir milletiz. Tabii şimdi cumhurbaşkanı ve başbakan hep uyumlu çalıştığı için şu anda hafızalardan silindi tabii, koalisyon dönemde. Tabii özellikle son 10 yıldır Ahmet Necdet Sezer'den sonra gerek Sayın Abdullah Gül, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemdeki başbakanlarımız uyumlu çalıştı. Ama şunu hep dile getiriyoruz. 15 yıldır AK Parti iktidarı var. Bu krizler yaşanmıyor. Başbakan, meclis başkanı, cumhurbaşkanı AK Parti'den ama bu demek değildir ki önümüzdeki dönemde yani sonsuza kadar AK Parti iktidarı olacak, sonsuza kadar Recep Tayyip Erdoğan ve onun gibi bir lider gelecek. Hayır, bizim buradaki temel düşüncemiz veya getirilen sistemin temel düşüncesi efendim bundan sonra da yani kriz çıkmasın, sistemi kuralım, kim gelirse gelsin güçlü bir yönetim olsun, yürütme olsun, güçlü bir meclis olsun, hükümet krizleri olmasın, koalisyonlar olmasın, nitekim gelen lider %51 ile seçilecek. Bu arada ya, gençlerde de sorun var çünkü gençler dediğim 20 yaşındaki bir genç koalisyon dönemlerini hatırlamıyor ve bilmiyor. O yüzden farklı düşünebilir bu noktada. İşte, evet, o sıkıntıları yaşamayan insanlarımız bunu anlamakta güçlük çekebilirler. Bunları çok anlatmamız lazım. Anlatıyoruz sahada. Sabah mesela çıkıyoruz. Akşam gece yarılarına kadar
vatandaşlarımız da özellikle ev toplantıları çok verimli geçiyor. Çok kararsız insanımızın bu düşünceleri özellikle anlattıktan sonra kararlı hale geldiklerini net görebiliyoruz. Çünkü şüphe uyandırılan konularda vatandaşın burada geleceğe oylanıyor. Bakın bunu da burada belirtmek istiyorum. İlk defa Cumhuriyet tarihinde vatandaşımıza sizi nasıl yönetelim diye bir soru soruluyor. Aslında hiç sorulmamıştı. Bu bile başlı başına demokratik bir işlemdir. Çünkü geçmişte işte 60 anayasası, 80 anayasası bizim önümüze koyulmuş, böyle yönetileceğiz. Darbeciler sınırsız yetki almışlar, hiç sorumluluk almamışlar. Efendim burada yargılanmıyor mevcut sistemde, ama getirilen sistemde Cumhurbaşkanı'nın her yaptığı işlemden dolayı sorumlu hale getirilmesi, yanlış bir işlem yapmışsa yargıya tabi olması, meclisin denetimine tabi olması demokrasi adına önemli kazanımlardır. Şimdi biz hani o halden şikayet ediyoruz ama mevcut sistemde sıkı yönetim vardı. İşte ise o hali durumlar yani konjonktür oluşursa Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Olağan üstü hal mi daha demokratik, sıkı yönetim mi daha demokratik? Bunu düşündüğümüzde olağanüstü hali ilan eden otorite ve bunu uygulayan da sivil otorite, siyasi irade, ama sıkı yönetimde tabiri caizse askerler tekrar bu anlamda sıkıntılı günlerde tekrar devreye giriyor. Tabii vatandaşımız o halde tercih etmez kesinlikle. Hani keşke bugünleri yaşamasaydık. Ayrı bir mesele ama burada. Ama ülkede mesela ekonomik buhran varsa, darbe gibi, darbe girişimi gibi hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs edenler varsa tabii ki o hal o zaman, yoksa diğer günlerde mutlaka o halle hepimiz karşıyız. Şartlar oluşmadığı sürece. Yani burada getirilen sistem demokrasiyi güçlendiren, yürütme ile yasamayı ayıran, hani hep biz neyi konuşuyoruz? Kuvvetler ayrılığını konuşuyoruz. Ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bugünkü parlamenter sistemle yürütme ile yasama iç içe. Yürütmenin istemediği hiçbir yasa meclisten geçmiyor. Milletvekillerinin asli görevi nedir? Yasamadır, kanun yapmadır. Ama bugünkü sistemde yapamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı yürütmenin başı olarak kanun teklif etme yetkisine sahip değil getirilen sistemle. Ama milletvekilleri kanun yapma yetkisine sahip olacaklar. Milletvekilliği görevini icra edecekler. Yürütme de devletin işlerini yürütmüş olacak ve ikisi ayrılıyor. Bunun yanında önemli bir kuvvet olarak da yargı var. Yargıyı düşündüğümüzde efendim yargı tarafsız ve bağımsız kelimesiyle aslında tarafsız eklendi. Bu çok önemli bir şeydir. Bağımsız olmak yetmiyor. Tarafsız da olmak gerekiyor. Bundan önceki yargıya baktığınız zaman maalesef bağımsız yargıda taraflı yargıyı da görüyorduk. Evet, bağımsız bir yargı yok. Onu zaten söylemeyiz. Yani taraflı... Peki halkın bu konuda soruları oluyor mu size yargı konusunda? Yani yargı mensuplarını hani kimleri seçtiğine bakarsak gerçekten bağımsız olabilecekler mi diye bir soruyla karşılaşıyor musunuz siz? Mutlaka. Yeni sistemle alakalı. Mutlaka. Yani özellikle HSYK'ydı. Şimdi üyelerinin seçimi konusunda. Evet, üyelerinin seçimi konusunda bir algı operasyonu var. Sanki burada tümünü yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı atayacak. Bununla ilgili yanlış, yalan tabiri caizse bilgiler vardı. Biz özellikle anlatıyoruz. İşte 4 tanesini Cumhurbaşkanımız seçiyor. 2 tanesi doğal üye, Adalet Bakanı ve müsteşarı. Ama 7 tanesini, en önemlisi bu, 7 tanesini millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Daha önce bu yoktu HSYK'da. Kim kendi aralarından seçiyorlardı. Bunun da eksikliklerin, aksaklıkların, hatalarını gördü bu sistemde. Belli bir grubun eline geçip işte 17-25 yargı darbesini yapanların kimler olduğunu milletimiz biliyor. Bu açıdan bu yargının belli bir mensubun eline geçmesini engellemek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3-2 çoğunluk olmadı, 5-3. Daha sonra bu oyu bulamayan seçilecek üyenin 2 tanesi, en çok oy alan 2 tane üyemiz arasından kurayla
Yani burada hepsini Cumhurbaşkanı atıyor yalanı vatandaşlarımızın kafasında tabii ki bir kararsız durum oluşturuyordu. Ama bunları anlattıkça, daha da çok anlatacağız, önümüzde 25 günlük bir süre var. Anlattıkça vatandaşımız safını belirliyor. Çünkü 16 Nisan'da evet çıkmasıyla bizler biliyoruz ki bütün ipler milletin eline geçecek. 3 tane vesayet odağı tamamıyla tarihe karışacak. Nedir? İşte askeri vesayet, yargı vesayeti, bürokratik vesayet. Özellikle vatandaşımızın ve bizler yerel yöneticiler olarak çok çektiğimiz bir konu var. Zaman zaman başbakanımız, cumhurbaşkanımız da bunu dile getiriyorlar. Bürokrasi vesayeti. Bugün git yarın gel, bugün git yarın gel. Yatırımcı 180 tane imzayla yatırım yapmaya. Bu ülkede o zaman siz işsizliği nasıl önleyeceksiniz? Hani bu sistem işsizliği önleyecek mi diyor. Hani böyle bir tez atıyorlar. Tabii ki önleyecek. Yatırım hızlanacak. Bürokratik engeller kalkacak Türkiye'nin önünden. Yargı vesayeti kalkınca işler hızlanacak. Efendim en önemlisi bu ülkenin güçlü bir, özellikle 140 yıllık bir demokrasi geçmişi var. 1876'dan bu yana demokrasi güçlü hale geliyor. Meclis güçlenirse demokrasi güçlenir. Ki bu yapıda meclis güçleniyor. En önemlisi biraz önce dedik, koalisyonlar, hükümet krizleri bitecek. Cumhurbaşkanı pazar akşamı belliyse pazartesi hükümetini kurmuş ve bakanlarını atamış olarak hiçbir zaman kaybı yaşamadan, bakın tek başına iktidarlar döneminde dahi 2 ayda hükümet kurulabiliyor. İşte güven oyunu almak, meclisin organlarının seçimi falan, 2 aylık bir süre bir ülke için bence çok büyük bir zaman kaybı. Ki bunu 7 Haziran'da yaşadık, 6-7 ay kaybettik, ülke evet. Çok şey kaybetti. Sayın Çelikcan, bir de şöyle hani araştırmalarda ya da biz de sağdan soldan evet. Duyduğumuzda halkın bir de şu yönde soru işaretleri olduğunu biz duyuyoruz. Adana Yüreğir'de de o şekilde mi bilmiyorum ama işte daha sonrasında muhalefet partisinden biri eğer Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkan seçilirse o zaman ne yaparız endişeleri de var. Bu noktada siz hiç bu sorularla karşılaştınız mı, bu şüphelerle? Mutlaka. Hı-hı. Aslında konuştuğumuz bu konularda çok değişik ortamlarda her soru farklı yerde de olsak karşımıza geliyor. Farklı biri olabilir. Hani bu uyum nasıl olacak? Şimdi getirilen sistemde meclis cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı eğer meclisin çalışmasını engelleyecek bir pozisyondaysa meclisin toplanıp erken seçim kararı alma yetkisi var. O olunca Cumhurbaşkanı da mecliste ikisi birlikte seçime gidiyor. Yine Cumhurbaşkanı mecliste uyumlu çalışamadığı zaman Cumhurbaşkanı'nın da bu yetkisi var. Yani bence bu sistem uzlaşma kültürünü de Türkiye'ye kazandıracak. Mecliste sadece şunu düşünmeyelim. Sonsuza kadar AK Parti iktidar veya çoğunluğu elde edecek diye bir şey yok. Veya bir farklı parti içinde bunu söyleyebiliriz. Burada 3 parçalı, 4 parçalı bir meclis olabilir ama Cumhurbaşkanı'yla uyumlu çalışmak durumdalar veya Cumhurbaşkanı meclisle uyumlu çalışmak durumunda. Şimdi getirilen sistemde denge denetleme mekanizması dediğimiz işte birbirini denetliyorlar. Hı hı. Eğer uzlaşma oluşmuyorsa erken seçimle 45 günde birbirini feshedip seçime gidebiliyorlar. Ama bugünkü sistemde sadece Cumhurbaşkanı'nın feshetme yetkisi var. Meclisin Cumhurbaşkanı'nı denetleme, muhalefet olsun, iktidar olsun. Böyle bir yetkisi yok. Şu getirdiğimiz sistem meclisi güçlü hale getiriyor. Cumhurbaşkanı da güçlü. İki güç Türkiye için çok güzel şeyler yapabilirler. İşte uzlaşma kültürü. Eğer uzlaşma kültürü yoksa da kriz olmadan yeni bir seçimle millete gidiyoruz. Millet en iyi hakem millet. Millet kimin haklı kimin haksız olduğuna orada kararını veriyor tabii ki. Peki Cumhurbaşkanı'nın partili bir başkan olmasına nasıl bakıyor halkımız? Efendim şimdi bunu da izah ediyoruz. Hı hı. Geçmişte de bunun örnekleri var. Tarafsız gibi dursa da esasında tabii ki partisiyle bağ vardı diyorsunuz. Direkt bağ olan işte mesela hı hı. İsmet İnönü'yü, Atatürk'ü hı hı. Örnek verebiliriz. CHP Genel Başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı yaptılar. Şundan örnek veriyoruz. Mesela başkanlık sistemi veya cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemi bir belediye başkanlığı sistemi gibi de düşünebiliriz. Başkan var, meclis var. Belediye başkanı olarak ben AK Parti'den seçildim. Ama hizmet ederken rozetim yok. Ben bütün herkesin belediye başkanıyım. Şimdi biz belediye başkanına güveniyoruz da cumhurbaşkanına mı güvenmeyeceğiz? Yani partili olunca bu ülkeye hizmet etmeyecek veya belli kesime hizmet edecek diye bir kural yok. Evet. Kesinlikle belediye başkanları nasıl partili herkese bulunduğu ilin, ilçenin belediye başkanı olarak herkese hizmet götürüyorsa eşit derecede, cumhurbaşkanları daha fazlasını, daha iyi bir şekilde hizmet eder. Kaldı ki başbakanlar da partili seçiliyor ama hizmeti Türkiye'nin her yerine götürüyorlar. O konular bence milletin kafasını karıştırmak için ortaya atılan konular. Son bir cümle. Evet, özellikle de ben şunu da cümlenizi alayım. Evet, şunu vurgulamak istiyorum. Gençleri her platformda savunmaya çalışan iktidar, gençler için muhalefet 18-25 yaş aralığındaki buna dahi karşı çıkıyor. Bakın 7 milyon 18-25 aralığında %15'e tekabül eden bir kitle var. Siz bu kitleyi yok sayamazsınız. Özellikle de gençlerin mecliste temsil edilmesi, kendi hak ve hukuklarını savunması, oraya sorunlarını taşıması temsilde adalet açısından önemli bir kazanımdır diyorum. Bu açıdan da bunun halkımız tarafından değerlendirileceğini, 16 Nisan'da evetle birlikte bütün iplerin halkın eline geçeceği, demokrasinin güçleneceği bir sistem Türkiye için çok önemli, yarınları için, geleceğimiz için çok önemli. Şimdiden ülkemiz için güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelikcan. Size de bu referandum sürecinde iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenler, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'dı konuğumuz. Biz bültenimizi noktalıyoruz ama kameralarımızı Elazığ'a çevireceğiz bültenimizin ardından.